Ne yazık ki şu anda dünyada gerginliğin hat safhada olduğu günlerden geçiyoruz. Rusya Federasyonu uluslararası hukuku tanımayarak tüm dünyanın büyük bir krize sürüklenmesine sebep oluyor. Bizim Deva Partisi olarak bu konudaki pozisyonumuz çok net. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm haklarının kesinlikle korunması gerektiğini söylüyoruz. Uluslararası ilişkilerde bölgesel ve ikili anlaşmazlıklarda kaba gücü asla yüceltmiyoruz. Deva Partisi için asıl olan uluslararası kurallar temelinde diyalog sürecinin işletilmesidir. Çözüm için kaba kuvveti değil, her zaman müzakereleri destekliyoruz. Sorunların mutlaka ve mutlaka barışçıl yöntemlerle çözülmesinin öncelenmesi gerektiğini sürekli vurguluyoruz. Aylardır devam eden bu süreçte Türkiye ne arabulucu olarak ne de başka bir sıfatla çözüme herhangi bir katkı sunamadı. Üstelik biliyorsunuz Sayın Erdoğan hemen yanı başımızda. Böylesi büyük bir güvenlik krizi varken hiçbir şey yokmuş gibi tuttu Afrika'ya gitti. Düne kadar da programına devam etti. Bu ülkemiz adına bir vurdum duymazlıktır. Büyük bir talihsizliktir arkadaşlar. Yanı başımızda savaşın eşiğine kadar gelmiş bir gerilim var. Pek çok ülke bir şeyler yapmanın çabası içinde. NATO üyesi ve ötesindeki ülkeler birer birer yaptırım kararları açıklıyorlar şu anda. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ise bunların hiçbir yokmuş gibi olağan programına devam ediyor. Afrika'da ülke ülke geziyor. Hazin ve talihsiz bir tablo. Siz sahadaki gelişmeleri görmüyor musunuz? Bu krizin hangi safhalardan geçtiğini görmüyor musunuz? Sizin tam Afrika programınızın ortasında bu krizin zirveye ulaşacağını ve askeri harekata dönüşebileceği ihtimalini hiç mi hesap etmiyorsunuz? Ülkenin nasıl vurdum duymazlıkla yönetildiğinin bir başka örneğin daha şu son Rusya-Ukrayna krizinde gördük arkadaşlar. Partili basına bakacak olursanız Putin Türkiye'ye geliyordu değil mi? Erdoğan büyük arabuluculuk yapacaktı. Ne oldu? Arabulucu nerede? Arabulucu Afrika'da geziyor. Hesap hatası. İnanılacak gibi değil. Değerli arkadaşlar, bu krizin Türkiye üzerinde de etkileri olacaktır bak. Bu sadece iki komşu ülkenin arasındaki mesele değil. Krizin sebep olduğu güvenlik riskleri, krizin finansal piyasalar açısından oluşturduğu belirsizlikler, Rusya için açıklanan yaptırımlar Türkiye'yi de etkileyecek konulardır. Tüm bunların halkımız üzerindeki insani ve ekonomik yükünün hesap edilmesi derhal önlem alınması gerekir. Testi kırıldıktan sonra açıklanacak önlemlerin bir işe yaramadığını defalarca gördük. Rusya-Ukrayna krizinin Türkiye'ye olası etkileriyle ilgili acil bir önlem paketi gerekiyor.